Merhabalar sevgili 10. sınıf öğrencileri. Tarih Kervanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şakir Hoca. Yazılarınızda size destek olması ümidiyle bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Umarım faydası olur. Çok vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Soru ve cevap tarzında bir video hazırladım arkadaşlar. Genel olarak biraz daha detaylı. Hem genel tekrar mahiyetinde olacak. Hem de sınavda güzel bir not almanızı sağlayacak bilgiler mevcut. Evet. İlk ünitemiz yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si. Birinci sorumuz Anadolu'ya ilk Türk akınları hangi dönemlerde gerçekleştirilmiştir diye sormuşuz. Arkadaşlar İskitler, Hunlar ve bir de Sabarlar diğer ismi Sibirler. Bakın Anadolu'ya ilk Türk akınları bu Türk e, toplulukları tarafından gerçekleşmiştir. İkinci sorumuz 12. yüzyıldan itibaren yani 1100'lü yıllardan itibaren Anadolu'ya ne ad verilmiştir? Arkadaşlar bu dönemde Türkiye ismi kullanılıyor. Üçüncü sorumuz Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1071, değil mi arkadaşlar? Kurulan ilk Türk beylikleri şunlardır demişiz. Boşluklara gelecek doğru bilgiler hangileri olmalı sırasıyla? Danişmentler, değil mi? Mengücekler, Çaka Beyli 3 tane beylik vermişiz. Bizden iki tane istiyor. Bunlardan bir tanesi Saltuklular ki ilk kurulan beylik arkadaşlar. Bir de Artuklular. Evet biliyorsunuz ki Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan komutanlarına Anadolu'yu arkadaşlar Anadolu'da fethettiğiniz her yer sizindir deyip her birini farklı bir bölgeye göndermiştir. Böylece fetihler çok daha kısa bir sürede gerçekleşmiştir diyoruz. Evet Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği hangisidir? Saltuklular diyoruz. Evet Ebul Kasım Saltuk tarafından kuruluyor. Hakkında bilgi verilen beylik hangisidir? Sivas, Malatya, Kayseri ve Tokat civarında kurulmuştur. Beylikler içerisinde en güçlü olan arkadaşlar. Bakın en önemli özelliği budur. Bu beyliğin ismi Danişmentlilerdir. Evet en güçlüsü Danişment arkadaşlar. Bakın Ermenilere, Gürcülere, Rumlara ve bir de Haçlılara karşı mücadele etmişler. Beyliğe kim son vermiştir? İkinci Kılıç Arslan. Demek ki Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği hangisiymiş? Saltuklular. Peki Anadolu'da kurulan beylikler içerisinde en güçlü olanı hangisiymiş? Arkadaşlar Danişmentler diyoruz. Peki Anadolu'da kurulan en eski medrese olan bakın Anadolu'daki en eski medrese hangisiymiş? Yağ basan medresesi. Bu medrese hangi beylik döneminde kurulmuştur diye sormuşuz. Danişmentliler. Evet bu gelebilecek bir sorudur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Tamam mı? Danişmentlerin haçlarla yaptıkları mücadeleler hangi esere konu olmuştur? Danişmentname. Evet. Danişment Ahmet Gazi tarafından kurulmuştur bu arada. Bu beylik. Evet hakkında bilgi verilen beylik hangisidir diye sormuşuz. Ebul Kasım tarafından Erzurum merkezli olarak kurulmuştur. Gürcüler ve Haçlılarla mücadele etmişlerdir. Türkiye Selçukluları tarafından son verilmiş. Kim son verilmiş? Rükneddin Süleyman Şah. Bu beyliğimizin ismi arkadaşlar sorulmuş. Cevabımız ne olacaktır? Saltuklular. Evet Ebul Kasım Saltuk tarafından kurulmuştur. Bu da Alparslan'ın komutanlarından bir tanesidir. Tamam mı? 9. Evet, sorumuz hakkında bilgi verilen beylik hangisidir? Erzincan, Kemah ve Divri civarında kurulmuş Divri önemli arkadaşlar. Divri gördüğünüz yerde bu beyliği işaretleyeceksiniz. Beyliğimizin ismi ne olacaktır? Mengücekler. Demek ki Divri gördüğünüz yerde Mengücekleri işaretleyeceksiniz. Bu da Gürcülere ve Rumlara karşı mücadele etmiştir. Ve yine arkadaşlar Türkiye Selçukları tarafından yani Anadolu Selçukları tarafından yıkılmıştır. Alaaddin Keykubat son vermiştir bu beyliğe. Tamam mı? Geçiyoruz hemen diğer sorumuza. Evet Anadolu'ya yapılan ilk külliye olan Divri külliyesi. Bak Divri deyince aklına ne gelecek arkadaşlar? Mengücekler. Burada ne varmış? Darüşşifa bir de Ulu Cami varmış arkadaşlar. Sivas Divri burası unutmuyorsunuz. Hangi beyliğe aittir diye sormuş. Mengücekler. Peki hakkında bilgi verilen beylik hangisidir? Hasan Keyf, Batman civarında, Harput, bu da Elazığ'da arkadaşlar ve Mardin çevresinde hakim olmuştur. Ee, Haçlılarla mücadele eden bir beyliktir. Bu beyliğimizin ismi Artuklular arkadaşlar. Değil mi? Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulan beyliğimiz. Artuklular döneminde yaşamış ve burası önemli arkadaşlar gelebilecek bir sorudur bu. Sibernetin yani robotik çalışmaların kuruşu olarak kabul edilen bilim insanı kimdir? Bu arkadaşlar El Cezeri'dir. Bunu unutmayacaksınız. Çok önemli. Artuklar, Sibernetin kurucusu El Cezeri. 13. sorumuz Anadolu'da kurulan en eski cami olan Diyarbakır Ulu Cami Bakın. Doğu ve Güneydoğu ile alakalı bir şeyler geldiği zaman ilk aklınıza gelen beliklerden bir tanesi. Özellikle Güneydoğu varsa arkadaşlar Artuklar diyeceksiniz. Diyarbakır, Mardin mesela Elazığ ile alakalı bir soru gelirse Batma. E, ne diyeceksiniz? Artuklar diyeceksiniz arkadaşlar tamam mı? Evet Diyarbakır, Ulu Cami, Artuklar'a aitmiş. 14. sorumuz Türk tarihinde ilk denizcilik faaliyetleri kim tarafından başlatılmıştır? Bu da önemli bir sorudur arkadaşlar. Çaka Bey. Evet ilk Türk denizcisidir kendisi hakkında bilgi verilen beylik hangisidir diye sormuşuz. İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Kurduğu donanma ile Bizans'ı yenilgiye uğratmış ve Ege adalarını ele geçirmiştir. İlk denizcilik faaliyetlerini başlatmıştır. Arkadaşlar Çaka Beyliği değil mi? Evet Çaka Bey tarafından kurulmuş. Bakın ne yapmıştır? Bizans'ı yenilgiye uğratan bir ee, bey. Öyle söyleyelim. Zincirye Medresesi ve Malabadi Köprüsü. Hangi beyliğe aittir arkadaşlar. Bu da sorulabilecek bir sorudur. Ee, unutmayalım bu da Artuklar arkadaşlar. Artuklar. Evet en büyük kemer köprüsü arkadaşlar. Şu Malabadi köprüsü önemli arkadaşlar. Taş köprü gelme ihtimali var sorularda karşımıza. Evet ikinci sayfamıza geçiyoruz. Hemen vakit kaybetmeden Çaka Beyliği'nin siyasi varlığına kim son vermiştir arkadaşlar? Birinci Kılıç Arslan son vermiştir. Birinci Kılıç Arslan kimdir? Tabii ki de Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarıdır diyoruz kendisi. Anadolu Selçuklu Devleti kim tarafından kurulmuştur? Bu da arkadaşlar önemli. Kutalmış oğlu kim? Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. ASD ya da Türkiye Selçuklu Devleti. Evet Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti neresidir arkadaşlar? İznik önemlidir arkadaşlar bu da. Süleyman Şah döneminde ele geçirilen ve Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olan yer neresidir diye sormuşuz. Antakya. Evet. Birinci Kılıç Arslan kalabalık Haç ordusuna yenilerek başkenti İznik'ten hangi şehre taşınmıştır diye sormuşuz. Evet. Duyar gibiyim sesinizi sevgili gençler. Konya değil mi? Demek ki Anadolu Selçuklu Devleti'nin iki tane başkenti var önemli. İznik ve Konya. İlk başkenti neresiymiş? İznik, ikinci başkentimiz ve son başkentimiz Konya diyoruz. İkinci, Haçlı Seferi'nde Haçlıları yenilgiye uğratarak Anadolu'nun güvenliğini sağlayan hükümdar kimdir diye sormuşuz. Bu da birinci Mesut'dur arkadaşlar. Önemli bir hükümdardır. Türkiye Selçuklu Devleti'nde kendi adına ilk madeni para bastıran hükümdar 1. Mesut. Bakın arkadaşlar ilk madeni parayı bu bastırıyor. Haçları ilk defa bu durduruyor bakın. Demek ki 1. Haç seferinde önemli kim? 1. Kılıç Arslan var değil mi? Ama tabii çok kalabalık geldikleri için 1. Kılıç Arslan tutunamıyor. Ve İznik'ten geriye doğru geliyor. Başkenti Konya'ya taşıyor. Daha sonra gelen 2. Haçlı seferini karşılayan hükümdarımız 1. Mesut'tur. Ve Haçları püskürtüyor arkadaşlar. yeni uğratıyor. Ve yine aynı şekilde madeni parayı da ilk defa bastıran hükümdarımız 1. Mesut'tur. Türkiye Selçuk Devleti'nin hangi hükümdarı döneminde? Batı kaynaklarında ilk kez Anadolu için Türkiye ifadesi kullanılmıştır. Dedik ya az önce 12. yüzyılda böyle bir şey yaşanmış diye. İlk imar yani belediyecilik ya da, ya da şehirleşme faaliyetleri başlamıştır. Sözü edilen hükümdarımız 1. Mesut'tur arkadaşlar bakın. İlk defa haçları durdurmuş. İlk Madeni parayı bastırmış arkadaşlar. Bu dönemde Anadolu için Türkiye ifadesi kullanılmış. Ve ilk defa belediyecilik faaliyetleri 1. Mesut döneminde başlamıştı diyoruz. Evet 9. sorumuz Bizanslılar. Bakın şu soru çok önemlidir. Miryo-Kefalon Savaşıyla Denizli yakınlarında bir yerdir. Yenilgiye uğratan Türkiye Selçuklu hükümdarı kimdir arkadaşlar? Çok önemli. 2. Kılıç Arslan. İyi gitmiş ama en sonunda bozmuş ülkeyi. 11 oğlu arasında paylaştırmış arkadaşlar. Evet demek ki miryo Kefalon savaşıyla Bizans'ları yenilgiye uğratan hükümdarımız kimmiş? İkinci Kılıç Arslan. Peki. Onun sorumuz hangi savaş sonucunda Anadolu bakın Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir. Tabii ki de Miryo- Kefalon savaşı arkadaşlar. Bakın kesin olarak Türk yurdu haline geliyor. Hangi olaydan sonra Türkler saldırıya, Bizans ise arkadaşlar savunmaya geçiyor? Tabii ki de Miryo- Kefalon savaşından sonra değil mi? Evet Türkiye Selçuk bu da soru da önemli arkadaşlar. Gelme ihtimali var. Aha, bu soru da önemli. Yani 9, 10 ve 11. sorular çok önemli. Muhakkak yazılarınızda gelir arkadaşlar. Türkiye Selçuklu hükümdarlarından hangisinin döneminde Bizans vergiye bağlanmıştır? Evet bu da güzel bir soru. Bizans vergiye bağlayan Rükünettin Süleyman Şah. Ama gelebilir mi bilemem. Evet. 13. sorumuz Kilikya, Ermeni prensliğini, Mengücekleri, Harput Artuklarını, Harput dedi bu arada? Elazığ'da arkadaşlar yine söyleyelim. Egemenliği altına alıp Saltukların siyasi varlığına son veren Selçuklu hükümdarı kimdir? Bu da Rükünettin Süleyman Şah'tır arkadaşlar. Evet, geçelim. 14. sorumuz Anadolu Selçuklu Devleti'nde Karadeniz ticaret yolunun hakimiyetini ele geçirmiş. Bakın önemlidir bu. Uluslararası ticareti güçlendirmek için Venediklerle ilk ticaret antlaşmasını yapan hükümdar kimdir diye sormuşuz. Birinci Gıyasettin Key Hüsrev değil mi arkadaşlar? Bakın hep böyle Key Hüsrev, Key Kavus gibi ünvanlar kullanılıyor ki bunlar hep Farsça. İran kökenli arkadaşlar ünvanlar. Tamam. Bakın önemli. Karadeniz ticaret yolunu hakimiyetine geçirmiş ve Venediklerle ilk ticaret antlaşmasını imzalayan Gıyasettin Key Hüsrev'a e birincisi. Evet 15. sorumuz. Türkiye Selçuklu Devleti'nin hangi hükümdarı döneminde? Trabzon Rum İmparatorluğu mağlup edilerek Samsun ve çevresi ele geçirildi. Antalya fethedilerek ilk denizcilik faaliyetleri başlamış oldu. Bu da aynı şekilde 1. Gıyaseddin Keyhüsrev arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyoruz. Türkiye Selçuklu Devleti'nde ticareti geliştirmek için Kıbrıs ve Venediklerle ticari antlaşmalar yapan hükümdar kimdir? Bu İzzettin K. kabustur arkadaşlar. İzzettin K. kabus Evet. K Kubat, K Kabus, K -Hüsre. Demek ki Kıbrıs ve Venedikleri ticari antlaşmaları yapan İzzettin K Kabus'tur. Sadece verendikleri sorarsa Gıyasettin K -Hüsre. Tamam mı? Yani ticaret antlaşması yaptığınız. Evet 17. sorumuz. Türkiye Selçuklu Devleti'nin hangi hükümdarı döneminde Sinop fethedilerek burada ilk tersane açılmıştır diye sormuşuz. Bu soru da önemlidir. İzzettin K Kabus. Evet. Türkiye Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır? Bu da önemlidir. Alaaddin Keykubat. Bu gelebilir arkadaşlar. Sorularınız arasında bulabilirsiniz bunu. Alaaddin Keykubat döneminde Harzem Şahlarla yapılan hangi savaşla Harzem Şahlar yenilmiş ve yıkılış sürecine girmiştir? Hangi savaştan bahsediyor arkadaşlar? Yassı Çemen Savaşı. Evet 1200 1930 yılında yapılan bir savaştır. Alaaddin Keykubat yani Anadolu Selçuk Devleti kimi yeniyor? Harzem Şahları yeniyor. Tabii ki bu onun sonunu getirecektir arkadaşlar. Niye olduğunu biraz sonra anlatayım. Evet hemen diğer sayfamıza geçelim. Birinci sorumuz Harzem Şahların yıkılmasından sonra. Türkiye Selçuklu Devleti ile Hangi devlet arasındaki tampon bölgenin ortadan kalkmasıyla Anadolu için büyük bir tehdit unsuru ortaya çıkmıştır arkadaşlar diye sormuşuz. Değil mi? Moğollar. Arkadaşlar bu soru önemlidir. Şöyle anlatacağım. Anlatacak olursak. Mesela şurası kim olsun? ASD olsun. Ana, evet Anadolu Selçuklu Devleti olsun. Mesela. Şurada kim olsun? Mesela Harzem Şahlar olsun. Harzem Şahlar olsun. Şurada kim olsun? Moğollar olsun arkadaşlar. Moğollar. Peki. Anadolu Selçuklu Devleti ile... Harzem Şahlar ne yapıyorlar? Mücadele ediyorlar. Ve Anadolu Selçuklu Devleti Harzem Şahlar arkadaşlar ne yapıyor? Yeniyor. Yenince yıkılış sürecine giriyor ve belli bir süre sonra da yıkılıyor. Yani daha doğrusu işte Moğolların etkisi de var bunun içinde. Yıkılıyor. Peki yıkıldıktan sonra arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Anadolu Selçuklu Devleti ile arkadaşlar Moğollar komşu oluyorlar. Ve daha sonra ileride ne olacak arkadaşlar? Anadolu Selçuklu Devleti'ni Köse Dağı Savaşı ile yıkacaklardır. Değil mi? Köseda Savaşı'yla yıkacaklardır. Ve Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecinden sonra ne başlayacaktır tekrardan? Beylikler. İkinci Beylikler dönemi başlayacaktır. Biraz sonra onlara tekrar değineceğiz. İkinci sorumuz. Türkiye Selçuklu Devleti'nin hangi hükümdarı döneminde? Mengüceklerin Harput... Mengüceklerin... Harput artuklarının siyasi varlığına son verilmiştir. Alanya ve Sudak limanlarının ele geçirilmesiyle denizcilik alanında önemli gelişmeler Yaşanmıştır. Önemli bir sorudur. Alaaddin Keykubat arkadaşlar. Bunu tekrar edin. Bol bol. Bu soru önemli. Alaaddin Keykubat döneminde ilk deniz aşırı sefer nereye düzenlenmiştir? Bu da önemlidir. Sudak. Kırım'ın Sudak Limanı'na arkadaşlar. İlk deniz aşırı seferimiz gerçekleşmiştir diyoruz. Evet, dördüncü sorumuz hangi Selçuklu hükümdarı döneminde ticareti geliştirmek için yabancılara bazı ticari ayrıcalıklar verilerek mallarına ilk kez devlet sigortası bakın bu da önemli bir sorudur. Gelme ihtimali yüksektir. Boşuna demiyoruz en parlak dönem Alaaddin Keykubat dönemi işte bunlar etkili. İlk sigortacılık faaliyetleri yani tüccarlar yabancı tüccarları çekmek için yapılmıştır. Türkiye Selçuk Devleti'nde Türkmenler tarafından çıkarılan ve devletin zayıflamasına sebep olan isyan hangisidir? Evet arkadaşlar Hangisidir? Baba İshak isyanı. Türkmenlerin çıkarttığı isyan. Baba İshak isyanı hangi Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı döneminde çıkarılmıştır diye sormuşuz. İkinci Gıyasettin. Keyhüsref yazılarda geleceğini zannetmiyorum. Moğollarla yapılan hangi savaşta yenilgiye uğrayan Türkiye Selçuklu Devleti yıkılı sürecine girmiştir? %100 gelme ihtimali var bu sorunun. Az önce söylediğim Köse Dağ Savaşı ile yıkılış sürecine giriyor. Tarih 1243. Sevgili gençler, peki yukarıdaki gelişmeler hangi olayın sonuçlarındandır diye sormuşum. Anadolu Moğol istilasına uğramıştır. Değil mi? Bildiniz hemen hepiniz. Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlanmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir. Ticaret yolları tahrip olmuş ve Anadolu ticari açıdan büyük zarara uğramıştır diye sormuşum arkadaşlar. Tabii ki Köse Dağ Savaşı'ndan sonra diyoruz. Dokuzuncu sorumuz Köse Dağı Savaşı'nda yani bu soru önemli. Yani sınavlarınıza gelebilir. Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Moğolların hangi kolu Anadolu'ya egemen olmuştur? Bu da önemlidir. İlhanlılar arkadaşlar. İlhanlılar. Hangi olaydan sonra Anadolu'da siyasi birlik bozulmuş ve ikinci beylikler ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar az önce söyledik tekrar ettik yine Köse Dağı Savaşı ile ikinci beylikler ortaya çıkıyor. Türk Selçuklu Devleti 1308'de hangi hükümdarın ölmesiyle tamamen son bulmuştur. İkinci Mesut arkadaşlar Sultan Mesut diyoruz. Geçelim hemen diğer sorumuza. 12. Sorumuz tarihsel, tarihsel süreçte, bakın bu soru önemlidir. Türklerin Anadolu'da etkin bir güç haline gelmesini sağlayan mücadeleler şunlardır demişiz. Bakalım nokta nokta savaşı ile Anadolu'nun fethinin ilk adımı. Anadolu'nun fethinin ilk adımı arkadaşlar unutmayın. Pasinler Savaşıdır. 1048 Pasinler Savaşı. Daha sonra Malazgirt Savaşı ile ne oluyor? Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Nokta nokta savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşiyor. Az önce söylemiştik. Yine söylüyoruz. miryo kefalı Bu önemlidir arkadaşlar. Fakat şunu unutmayın. Notumuzu da vermişiz. Pasinler ve Malazgirt Savaşları Büyük Selçuklu Devleti ile Kim arasında arkadaşlar gerçekleşecektir? Bizans değil mi? Ama Miryo-Kefalu Savaşı ise Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans arasında ne yapacaktır? Gerçekleşecektir. Anadolu'nun tapusunu aldığımız neresiymiş? miryo Kefalon Savaşı'ymış. Evet peki Köse Köseda Savaşı'ndan sonra ikinci beylikler kuruldu dedik. Bir de kim kuruldu? Elbette ki arkadaşlar Osmanoğulları da kurulacaktır. Değil mi? Evet bakalım Karamanoğulları nerede kurulmuş? Hemen hızlıca geçelim. Konya, Karaman değil mi? Ermenek. Balıkesir ve Çanakkale civarında kurulan beyliğimizin adı nedir? Karesi oğulları önemli bir beyliktir. Osmanlı'ya katılacaktır daha sonra. Hamitoğulları, oğulları Isparta Erdir, Antalya'da kurulacaktır. Kütahya, Tavşanlı ve Simav'da hangisi kurulacaktır? Germiyan oğulları değil mi arkadaşlar? Daha sonra Miras ile Osmanlı'ya kalacaktır. Aydın oğulları bakın denizci beylik. Aydın, Birgi, Savranoğlu denizci beylik. Manisa, Menteşe oğulları denizci, Muğla, Candaroğulları, oğulları, Kastamonu, Sinop. Ramadanoğulları, oğulları Adana'da arkadaşlar. Önemli bu da. Elbistan ve Maraş dolaylarında kurulan beyliğimiz hangisidir? Evet Maraşlar cevap bekliyorum sizden. Çok güzel bildiniz. Dulkadir oğulları. Değil mi? Taceddin oğulları Bafra. Ordu. İnanç oğulları Denizli. Eretsna Beyliği Sivas. Kayseri Nide. Ve en son Söğüt ve Divan işte Doman işte kurulan beyliğimiz. Arkadaşlar hangisidir? Osman oğulları. Demek ki Osman oğulları hangi savaştan sonra beylik olarak kurulmuştur diye sorduklarında Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Söğüt ve Doman civarında kurulacaktır. Hemen geçiyoruz dördüncü sayfamıza. Birinci sorumuz İkinci beyliklerin en güçlü olanı hangisidir? Tabii ki de Karamanoğulları sevgili gençler. Türkçe ilk kez resmi dil olarak benimseyen beylik hangisidir? Tabii ki de bu da Karamanoğullardır diyoruz. Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Saranoğulları, Candaroğulları, Karasioğulları gibi beyliklerin ortak özellikleri nedir diye soruyor. Denizci beylik olmalarıdır diyoruz. Anadolu Selçuklularında Vilayetlere yönetici olarak gönderilen hükümdar çocuklarının, bakın hükümdar çocukların ismi neymiş? Melik. Bu meliklerin yetişmesinden sorumlanan kişilere ne isim verilir diye sormuşuz. Ata Bey. Osmanlı'daki ismi neydi bunun? Lala değil mi arkadaşlar? Peki. Anadolu Selçuklu devletinin Büyük Selçuklu devletinden farklı iki yönü. Evet. Arkadaşlar bu arada Uyanış diye bir film çıktı. Büyük Selçuklu'yu anlatıyor. İzlemenizi tavsiye ediyorum gerçekten. Güzel bir film yapmışlar. Evet. Farklı iki yönü. Yani Büyük Selçuklu'yu Anadolu'dan ayıran ya da Anadolu Selçuklu'yu Büyük Selçuklu'dan ayıran iki farklı yön. Bir kere az önce söyledik hükümdarlarının Farsça ünvan kullanmaları arkadaşlar. Neydi onlar? Kehüsrev. Keykavus. Keykubat. Değil mi? Birincisi buydu. İkincisi de arkadaşlar merkezi e, otorite arkadaşlar daha güçlü. Kimde? Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Bu iki özellik farklı olarak var Büyük Selçuk'ta. Peki 6. sorumuz. Türkiye Selçuklu'larında Büyük Selçuk Devleti'nde olduğu gibi Büyük Divan'a bağlı bazı alt divanlar kurulmuştur. Peki. Farklı olarak Türkiye Selçuklu'larında bu alt divanlara iki divan daha eklenmiştir. 9. sınıfta gördüğünüz anlamca bu konuları. Aşağıdakilerden hangisi bahsedilen farklı iki divandır? Evet. Bakalım arkadaşlar. Niyabet-i Saltanat Anadolu Selçuk Devleti'nde var. Değil mi? Ama Büyük Selçuklar'da yok. Bir de Divanı Pervane arkadaşlar. Anadolu Selçuk Devleti'nde var fakat Büyük Selçuklar'da yok. Ama öbür divanların hepsi aynı. Divanı İstifa, Divanı İşraf, Divanı, Ars, Arz, Divanı Berit, Divanı İnşa. Tamam arkadaşlar. Bunları şimdi ne olduklarına tek tek bakacağız. Merak etmeyin. Açıklayacağız yani. Evet Anadolu Selçuklu Devleti'nde posta ve haberleşme işlerini yürüten divana ne isim verilir? Divanı Berit arkadaşlar. Divanı Berit'i gördüğünüz yerde ne olur ne yapacaksınız? Posta ve haberleşme olduğunu bileceksiniz. İç ve dış yazışmalar. İç ve dış, dış yazışmaları yapan arkadaşlar divan. Divanı inşa. Tamam divan inşa. Bunları tekrar ederseniz birkaç defa aklınızda kalır arkadaşlar. Merak etmeyin sınavda da çıkarsa çatır çatır yaparsınız. Türkiye Selçuklarında devletin mali işlerinden bakın mali demek ekonomik işlerinden sorumlu olan divanı sormuşum arkadaşlar. Divanı istifa. Evet divanı istifa. Aklınıza böyle şey gelmesin yani. Divanı istifa derken böyle sanki istifaları kabul eden yer manasında değil arkadaşlar. Bakın mali işler diyorsa aklınıza iki şey gelecek. Birisi divanı istifa. Bakın istifa. Öbürü ne peki? İşte 10. sorumuzda onu söylemişiz. Mali işleri denetleyen divan. Bakın mali işleri. Bu ne? Divanı işraf. Bakın ikisi de i harfiyle başlıyor mu? Başlıyor. İkisinde f harfi var mı? Var. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Peki s mi önce gelir? Ş mi önce gelir alfabede? S gelir değil mi? Bakın divanı istifa önce mali işler kurulu. Daha sonra o mali işleri denetleyen kim? Ondan sonra geliyor ya işraf arkadaşlar. Tamam mı? İşraf ve istifa ikisi de mali alakalı. Unutma. Anadolu Selçuk Devleti'nde ordu işlerinden sorumlu olan divan hangisidir? Divanı arz. Değil mi arkadaşlar? Divanı Ars. Ordu işleri. Anadolu Selçuklularında hükümdar. Başkentten uzaklaştığında hükümdara vekillik eden divan hangisidir diye sormuşuz. İşte bu arkadaşlar Niyabeti Saltanat. Dedi ki az önce farklı olarak Selçuklularda var. Bunlardan bir tanesi bu. Niyabeti Saltanat. Demek ki hükümdar gidiyorsa savaşa veya farklı bir yere, onun yerine kim bakacaktır arkadaşlar? Vekil. Vekilin ismi ne olacaktır, makamı ne olacaktır ya da aldığı işte ünvan? niyabet Saltanat diyoruz. Peki Pervane'ye bakalım biraz sonra da. Anadolu Selçuk Devletleri'nin Selçuklularında arazi defterlerini düzenlemek ve dirlik toprakların dağıtmak kimin görevidir arkadaşlar? Bakın işte Pervane'cinin görevi de bu. Farklı olarak. Anadolu Selçuk Devleti'nde kale komutanlarına verilen isim nedir? Dizdar. Evet bunlar hep AYT. Yani aslında bizim bilgi konusu olarak çıkıyor. Tarihte arkadaşlar. Anadolu Selçuklularında ordu komutanlarına az verilir. Hani bazıları diyor ya hocam onun sınıf TYT değil mi? Hayır. Bizim tarihte TYT AYT ayrımı çok yoktur. Ee, şöyle bir ayrım vardır. Sorular yorum şeklinde. Aynı soru mesela. Yorum şeklinde. Aynı konuyla alakalı. Gelirse TYT yorum. Ama direkt ön bilgi olarak geldiğinde de AYT diyoruz. Sadece son bir iki ünite var arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. O sözelciler için ayette de sadece o çıkıyor. O öyle bir ayrım var. Onun dışında genelde aynıdır konular. Evet 15. sorumuz. Anadolu Selçuklularında ordu komutanlarına ne isim verilir diye sorduk. Emirül Mera. Emirül Mera. Anadolu Selçuk Devleti'nde donanma komutanlarına verilen isim nedir diye sorduk arkadaşlar. Bu da bazen çıkıyor. Reisül Bahr. Reisül Bahr. Bakın Bahr Fars, Farsça bir isimdir. Deniz demek. Yani denizlerin reisi manasında arkadaşlar. Ya da Melikül Sevahil. Ya Sevahil. Mesela bu okunmaz genellikle. Farsça, Arapçada. Meliküs Sevahil. Evet. Yani sahillerin meliki manasında. 17. sorumuz. Türkiye Selçuk Devleti'nde savaşlarda esir edilen çocuklardan oluşup hükümdarların güvenliğinden sorumlu olan askeri birlik hangisidir diye sormuşuz. Evet. Hassa birlikleri. Evet. Evet. Hükümdarın güvenliğinden bahsediyorsa Hassa birlikleri diyeceksiniz. Bakın bu soru önemlidir, gelme ihtimali vardır. Tamamı Türktür. Ordunun asıl gücünü oluştururlar. Maaşlarını ikta topraklarından alırlar. Barışta çiftçi, savaşta askerdirler. Hakkında bilgiler askeri birlik ikta ordusu. Osmanlı'daki karşılığı nedir arkadaşlar bunun? Tımar ordusu, değil mi? Unutma. Yani toprağa bağlı asker. ikisi de toprağa bağlı asker. Neden toprağa bağlı diyoruz? Ya işte bakın maaşlarını iki olarak toprağın gelirinden alırlar. Yani işte buğday alırlar, un alırlar, arpa alırlar. Değil mi arkadaşlar? Peki geçelim hemen son sayfamıza. Türkiye Selçuk Devleti'ne şerri hukuk dinle alakalı genelde evlenme boşuna miras ticari arkadaşlar davalara bakan hukuktur. Türkiye Selçuk Devleti arkadaşlar e, tabi bunun başındakini soruyor. Kadı Kadı bakıyor bütün bunlara. Türkiye Selçuklu Devleti'nde örfü hukuk başında kim var diye soruyor. emir Dat diyoruz. Evet. Türkiye Selçuklu Devleti'nde şehirlerde ticari hayat alanında aynı işi yapan esnafların oluşturduğu meslek örgütlenmesine ne isim verilir? Önemlidir. Gelme ihtimali %100'dür arkadaşlar. Üçüncü sorumuz nedir bu? Ahilik Teşkilatı. Unutma. Türkiye Selçuklu Devleti'nde ticari alanda usta kalfa çırak ilişkisi çerçevesinde mesleki eğitim veren kuruluş hangisidir diye sormuştur arkadaşlar. Bu da ahilik teşkilatıdır diyoruz. Aynı şey usta kalfa çırak ilişkisi var. Türkiye Selçuk Devleti'nde ürünlerin kalitesini kontrol edip fiyatlarını belirleyen kuruluş hangisidir? Değişmiyor. Ahilik teşkilatı. Demek ki fiyatları kim belirliyormuş arkadaşlar? Ahilik teşkilatı belirliyormuş. Türkiye Selçuklu Devleti'nde hakkında bilgi verilen kuruluş. Bakın. Üretici ve tüketicilerin haklarını korur. Hangi ürünün ne oranda üretileceğini belirler. Yani kafanıza göre öyle ürün üretemezsiniz. İzin almanız lazım. İş yeri açma izni ve ruhsatı verir. Gedik diyoruz biz buna arkadaşlar. İşte bütün bunları Anadolu Selçuklu Devleti'nde yapan kurum ahilik teşkilatıdır diyoruz. Çok önemlidir. Unutma. Ahi evren tarafından kurulmuştur. Evet geçelim yedinci sorumuza. Kervansaray ve hanların yapımına önem veren Türkiye Selçuklu Devleti'nde hangi iki şehir birer ticaret merkezi haline gelmiştir? Birisi Kayseri'dir. Öbürü de Konya'dır. Unutma. Türkiye Selçuklu Devleti'nde devlet hazinesine verilen isim nedir? Gelmez. Yine de bilin hazineyi hassa. Türkiye Selçuklu Devleti'nde sarayda iç hazineye verilen isim hangisidir arkadaşlar? Hazine pardon ya şu ikisi. Bu hazine amire özür dilerim. Bu nedir? Devlet hazinesi. hazine amire. Tamam. Bu da e, iç hazine. Saraydaki iç hazine diyoruz arkadaşlar. Hazine-i hassa diyeceksiniz. Evet. Türkiye Selçuk Devleti'nde ilk bakır para az önce söylemiştik. Hangi hükümdar dönemiydi? Birinci mesut. İlk gümüş ve altın paralar arkadaşlar. ikinci kılıç arslan. Unutma. İlk bakır para. Madeni para. Birinci mesut. Altın para arkadaşlar. İkinci kılıç aslan. Evet son iki sorumuz. Aşağıdaki tarikatlardan hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nde ortaya çıkmamıştır? Bakın Mevle'li birlik sorarlar arkadaşlar. Değil mi? Yani özellikle Yunus Emre e, gelir. Hacı Bektaş ve Veli gelir arkadaşlar. Mevlana Celaleddin Rumi. Bak bunlar özellikle e, Türkiye Selçuklu Devleti döneminde ortaya çıkan önemli şahsiyetlerdir. Unutma Yunus Emre Hmm, evet Mevlana Celaleddin Rumi bunlar gelir. Mevlevilik var, Bektaşilik var, Ekberilik var, Nakşibendilik var, Kadirilik, Rufailik, Şafiiilik arkadaşlar. Hayır. Dört, dört mezhepten bir tanesi dir. Çok öncesinde yani Türkiye Selçuklu Devleti'nden çok önce arkadaşlar ortaya çıkan bir mezheptir diyor Rus. Evet 13. sorumuz Türkiye Selçuklu Devleti'nde başkentlik yapan şehirler hangileridir? Az önce söylemiştik. Yine tekrar etmiş olalım. İznik ve Konya özellikle İznik 1. Haç Seferinden sonra başkent olarak olmaktan çıkmış, başkent Konya'ya taşınmıştır diyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.